Evet arkadaşlar. Bugün ne yapmaya karar verdik? Bugün bir güvercin yavru stüdyosu yapacağız, küçük bir tane. Bu stüdyo ile ilgili fotoğraf çekimini de size bir ay içerisinde çekmiş olacağım. Çünkü bir yavru güvercinimi takip ediyorum şu an. İnşallah bir ay içerisinde videomuzu paylaşmış olacağız sizinle. Bu stüdyoyu neler kullanacağız yaparken? Şöyle bir tane destek kartonu, bu kutuların içinde, kolilerin içinde malzeme sağa sola çarpmasın diye destek kartonu aldığımız bir ürünle beraber gelmişti. Bir tane böyle saksı altlığımız var, onu kullanacağız. Bir parça şöyle bir mavi bez buldum, bunu kullanacağız. Tabii ki silikon tabancamız olmazsa olmaz. Silikon tabancamızı kullanacağız. Ben ara ara çekimlere devam edeceğim. İnşallah kısa bir videoda hepsini görmüş oluruz. Arkadaşlar, kartonumuzu silikonla kenarlarından şöyle buraya güzelce tutturduk. Ben bu aşamayı geçip devam ediyordum. Bir anda video çekmediğim aklıma geldi. Videoda çekeyim dedim. Kartonun ben köşelerini hafif şöyle eğim verdim arkadaşlar. Siz de verirseniz iyi olur diye düşündüm. Tabi tamamen size kalmış. Benim amacım fikri sunmak. Yaratıcılık sizin arkadaşlar. Şurada da muhabbet kuşlarımız, Hint bülbüllerimiz falan var. Enteresan bir ses geliyor. Oraya baktım, videodan koptum, kusura bakmayın. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar burada dediğim gibi şimdi tam orta noktasına da bu bezimizin orta noktasını getireceğimiz şekilde bunu da sabitledim arkadaşlar hafif bir silikon sıkarak. Şimdiki aşamada da bezi yanlara böyle ufak ufak silikonluya döşemesini yapacağım. Dediğim gibi bunda yavru üretmeyeceğiz. Bunu da sadece yavruları çekerken kullanacağım videolarını. Yavruyu kendi tasından alıp bu tasta koyacağım. Haliyle kümesin içinde taslar kirleniyor. Size de kirli bir tasla göstermek çok hoşuma gitmedi açıkçası. Bir iki kere gösterdim ama bundan sonra yavrularımıza böyle bir tasta göstereceğiz size. Zamanla bu da kirlenecektir. Yenilerini yaparız inşallah o zaman da, ya da yıkarız bezimizi şeklinde bir şey olur. Arkadaşlar bu aşamadan sonra bir kısa videoda daha ne yaptığımı göstereceğim. Sonra da bitmiş halini göreceğiz inşallah hep beraber. Kenarlarımızdan şöyle, en son sıktığım yer olduğu için henüz tam tutmamış. Ufak ufak tutturduk tekrar. Böyle iç taraftan önce. Çok düzgün görünmediğini düşünüyorsunuz. Ben de öyle düşünüyorum. Ama yani biz kusursuz saten bir görünüm istemiyoruz zaten. Yavruyu ortaya koyduğumuzda ortada duracak şekilde hafif kenarlardan da bombeli yaptım ki özellikle yavrumuz ortada durabilsin diye. Yavru büyüdükçe biraz sıkıntı olacaktır ama biz zaten burada uçabilmiş değil. Yavru tüylenene kadar olan ki videolarını çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi kalan kumaşları da altına sabitleyeceğim inşallah ve küçük bir stüdyomuz hazır olmuş olacak. Bitmiş halini göstermek üzere aranızdan ayrılıyorum. Güzel bir tripodum olmadığı için aslında yapım aşamalarını çekemiyorum. En kısa sürede bir tripod ya da ben bu işleri yaparken çekebilecek biri bir yardımcı edineceğim. Ondan sonra inşallah daha güzel videolarımız olacak. Şimdilik böyle. Arkadaşlar benim terasa bakan pencerem bu. Terastaki kümesinde bu zaten. Devamlı açıktır. Yani pencerem perdem açıktır. Umarım sizinle uzun süreler güzel videolar çekeceğiz. Daha bahçeyi de çekecektim ama karantina dolayısıyla Ankara'da şehirler arası yolculuk kapandı. O yüzden çekemiyorum. Ama sağlık olsun diyorum.
Burada da kuşlarım var. Erkeği yalnız aldık. Onun dişisini diğer dişlerin yanına koyduk burada. O da garipsemiş bir durumda. Biz bizi bekliyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Son aşamada aranızda olacağım. Evet arkadaşlar, şöyle bir stüdyomuzu bitirmiş olduk. Stüdyo derken bu muhabbet kuşlarını falan çektikleri şey de stüdyo dedikleri için stüdyo dedim. Aslında küçük bir tas yaptık biz bezle. Hani öyle olayları abartmaya gerek yok aslında kelimelerle. altındakileri de şöyle sabitledim. İsterseniz kesebilirsiniz. İsterseniz sabitleyebilirsiniz. Ama önemli olan üstteki görüntümüz gayet canlı ve güzel. Hele ki şöyle ışığı tam alacak şekilde de ayarlarsak pırıl pırıl olduğunu görürsünüz. Şimdi bunu bir ufak deneyelim istiyorum. Bir tane yavrumuz vardı hatırlarsanız. Ballı bir yavru olacak demiştim, Kuveyt gibi. Kapalı olacak. Bu yavrumuz çok hırçın. Elimizi gösterdiğimizde bile ısırıyor. Yalnız bir yavru. Herhalde o yüzden biraz böyle insanlara şey. Yani yalnız bir yavru derken kardeşi yok. Şimdi ben bu yavrumuzu alıp tasta koyacağım. Bir tasta nasıl göründüğünü hep birlikte bakalım. Gel yavrum. Oba ya. Arkadaşlar kendi şeyinde pis bir şeyle çekmektense yavrumuzu böyle güzel görüneceği güzel bir yuvalıkta çekeceğiz. Maşallah yavrumuz da Allah ömür verirse çok güzel bir yavru olacak. Bunun balları biraz kafanın üstü de komple bal olmuş. Yani Kuveyt tadında bu kuş. Bunun annesi bal kafa takkalı, babası Miro. Ben bir takkalı çalışması için denemiştim bunları. Yani takkalı kanı var ama takkası yok. Ama komple ballı bir yavru olacak. Hatta şöyle bir alalım döşünün altına da bakalım ballar nereye kadar gidiyor. Evet, ballar ayaklara kadar gelecek ama altı ballı olmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle de burası benim evdeki kendim ayırdığım kişisel alanım. Şöyle göstereyim. İşte bilgisayarım falan filan. İşte oyun oynuyorum. Bu dolabın tamamı kuşların tedavi malzemeleriyle falan dolu. İşte bitkilerim var birkaç tanesini. Güneş gören, daha çok güneş gören bir yere götürdük. Şurada böyle bir tane ağacım var. Hatta o bayağı aşağıdan gelen bir ağaçtır. Kitaplarım ve diğer şeyler. Ben matematik öğretmeniyim arkadaşlar bu arada. 3 boyutlu modelleme yapıyorum şu sıralarda da. Güzel bir kurumda çalışıyorum. Devlet değil. Yavrumuz da saldırmaya devam ediyor. Yavrumuzu daha fazla rahatsız etmeyeceğim arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir önceki videomuzda güvercin hediye ettiğimizi söylemiştim. İnşallah hepiniz oradan çekilişe katılırsınız. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.